French Bulldog ve özellikleri. French Bulldog denilince akla basık burunlu, kısa boylu bodur bir köpek gelir. Hatta basık burnundan dolayı çok ciddi ve sert bir bakışa sahip olduğu da düşünülür. Halbuki French Bulldog, ya da ülkemizdeki adı ile Fransız Bulldog, oldukça dost canlısı, sahibine, evine derinden bağlanan, kendisini evin çocuğu gibi hissettiği için sürekli ilgi bekleyen bir köpektir. Düşünüldüğü gibi sert ve ciddi bir tavrı aslında yoktur. Hatta ihtiyaçları dışında, havlamayı pek tercih etmedikleri için, sessiz yapıları da çok sevilir. 19. yüzyılda büyük şöhretlerine kavuşan French Bulldog'ların tarihçesine baktığımızda birkaç karışıklık mevcuttur. Aslında İngilizlere ait olan ve İngiltere'de tanınan bu ırk, 1800'lü yılların ortasında küçük bir köpek olarak dantel üreticilerinin maskotu haline gelmişti. Fakat o zamanlarda, dantel yapımı ile ilgili sorunlar çıkınca ülkede birçok kişi Fransa'ya gitti ve giderken bu sevimli köpekleri de yanlarında götürdü. O zamandan bu yana birçok ırk ile çaprazlanması sonucunda yarasa kulaklı olarak tabir edilen ırk ortaya çıktı. 1900 yıllarının başında Amerikalıların da bu ırkı yarasa kulak olarak kabul etmeleriyle birlikte o zamandan beri French Bulldog'lar yarasa kulaklı köpekler olarak tanınmışlardır. French Bulldog karakter özellikleri. French Bulldog'lar apartman hayatı için oldukça uygun olan köpeklerdir. Küçük çocuklarla da çok iyi anlaştıkları ve oyun arkadaşı oldukları için aile yaşamına da kolayca uyum sağlarlar. Fakat bazen korumacı davranabileceklerini de unutmamak lazım. Zaman zaman çocukların istemeden onlara zarar verebilecekleri de akılda kalmalıdır. Orta boyutlarda olan bu köpeklerin çocuklar tarafından çekilmesi, kucakta taşınmaya çalışılması zaman zaman köpeklerin davranışlarının değişmesine neden olabilir. Bekar, genç, evli, çocuklu birçok aile için uygun bir ırktır. İnsanları çok severler. Fakat tek bir kişiye düşkün olursa özellikle çocuklarla çok ilgilenildiğinde sahibini kıskanabilir ve bu düşkünlüğünden dolayı davranış problemleri oluşabilir ya da sık havlama gibi davranışlar ortaya çıkabilir. Eğer diğer köpeklerle ve kedilerle erken zamanlarda tanıştırılırlarsa sorun yaşamazlar. Aralarındaki iletişim tamamen yetiştirilmelerine ve eğitimlerine bağlı olacaktır. Bu yüzden eğitim oldukça önemlidir ve profesyonel destek alınması işleri kolaylaştırabilir. Çünkü bu ırkın bazı bireyleri inatçı bir yapıya sahip olabilir ve eğer inatçı karakterleri ağır basarsa eğitim konusunda zorluk çıkarabilirler. French Bulldog, Fransız Bulldog, özgür bir yapıya sahip, sahibine bağlı uysal bir ırktır. Siz bu köpekleri genelde güçlü kasları, sarkık yüzü ve yarasa kulakları ile tanımış olabilirsiniz ama onların gönüllerde taht kurmasının en önemli özelliklerinden biri de oldukça uysal bir karaktere sahip olmalarıdır. French Bulldog yaramazlık yapmak, koltuk tepelerine çıkıp enerji atmak, ortalıkta koşturmak ya da oyun oynamak yerine uyumayı tercih eden bir ırktır. Sahibine oldukça bağlı bir ırk olduğu için uzun süre yalnız kalmak onu mutsuz eder. Bütün gün sahibinin ayaklarına uzanmaktan, sahipleri nereye giderse gitsin onunla birlikte gidecek olmaktan mutluluk duyarlar. Sosyalleştirilmeleri bu yüzden çok önemlidir. Zeki yapıları sayesinde oyun ile kolayca eğitilebilirler. Egzersiz ihtiyaçları diğer köpekler kadar fazla olmasa da sahipleriyle birlikte iletişimde kalmayı, oyun oynamayı çok sevdikleri için birlikte geçireceğiniz zamanları biraz daha artırmanız gerekebilir. Günlük yürüyüşlerin yanı sıra köpeğinizin yorulacağı oyunları da programlarınıza eklemeniz faydalı olacaktır. Fransız Bulldog son derece sevimli ve dost canlısı bir köpek cinsidir. Ağız ve burun yapısı nedeniyle solunum problemi yaşar ve bu nedenle yaz aylarında özellikle dikkat edilmelidir. French Bulldog ırk özellikleri nasıldır? French Bulldog'lar yarasa kulakları ve kafa yapıları ile oldukça kolay tanınırlar. Büyük ve kare şeklindeki kafası, ayrık gözleri, yarasa kulakları, kısa ve basık burnu, büyük ve geniş burun delikleri ve burun etrafındaki kırışıklığı, sarkık ve sürekli kapalı duran ağzı ile dikkat çekici bir görünüme sahiplerdir. Ağzın sürekli kapalı halde kalması ve anatomik yapısı nedeniyle salya ile sık karşılaşılabilir. Kırışıklıkları eğer bu salyalar nedeniyle sürekli ıslak kalırsa bakteriyel enfeksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden ağız ve yüz bakımı bu köpeklerde oldukça önem taşır. Banyo sonrasında dahi deri kıvrımlarının iyice kuruduğundan emin olunmalıdır. Birden çok renkte karşımıza çıkan French Bulldog'lar genellikle siyah ve siyahın kırçıllı tonları ile dikkat çeker. En az görülen açık sütlü kahverenginde olanıdır. Hangi renkte olursa olsun bütün French Bulldog'lar yumuşak tüylere sahiptir. Güçlü gövdesini, kaslı yapısını mükemmel tüyleri kaplar. Kısa, ince ve parlak tüyleri ile ışıl ışıl parlarlar. Kısa tüy yapısı olsa dahi bakımı aksatılmamalıdır.
Çok fazla tüy döken ırkların düzenli fırçalanmaya, ölü tüylerinin azaltılmasına, deri ve tüy kalitesi için destekleyici tedaviye ve bakıma ihtiyacı vardır. Bu bakımlar aksatıldığı zaman ciddi dökülmeler, deri ve tüy problemleri görülebilir. Bunların yanı sıra kulak, göz, ağız ve tırnak bakımı da oldukça önem taşır. Tırnaklarını diğer köpekler gibi sokakta çok fazla törpüleyememelerinden dolayı tırnakların düzenli kesilmesi ve kontrol edilmesi gerekir. French Bulldog'ların beslenmesi nasıl olmalıdır? Beslenme söz konusu olduğunda, ırk, cinsiyet, yaş, çevre koşulları ve sağlık durumu göz önüne alınmalıdır. Köpeklerin ırk özelliklerinin yanı sıra kiloları, genetik hastalıklara yatkınlıkları dahi bu konuda önemlidir. Bu yüzden her köpek için söylenecek ortak bir konu vardır, köpekler kaliteli ve dengeli içeriği olan köpek mamaları ile beslenmelidir. Bu beslenmenin yanı sıra, her gün düzenli olarak taze ve temiz su tüketmeleri de oldukça önem taşır. Fakat şunu söylemeliyiz ki, bu ırktaki köpekler diğer köpeklere nazaran daha az hareket halinde oldukları, çok enerjik olmadıkları için beslenmeye bağlı olarak bazı hastalıklarla daha sık karşılaşılabilir. Eğer mama tüketimi fazla ya da dengesiz olursa, az egzersizin de eklenmesiyle bazı hastalıklar ortaya çıkacaktır. Bu konuda veteriner hekiminizle iletişimde kalmanız, sağlık açısından gerekli kontrolleri yaptırmanız önemlidir. French Bulldog kolay kilo alma eğiliminde olan bir ırktır ve bu nedenle beslenmesine dikkat edilmelidir. Düzenli olarak göz, kulak ve tırnak bakımı yapılması unutulmamalıdır. Fransız Bulldog sağlık sorunları. Breitscheidlik sendrom. Fransız Bulldog ırkı ve benzer basık burunlu ya da diğer adıyla Breitscheidlik köpeklerin en önemli sorunu solunum sorunudur. Burnun basık olmasıyla nedeniyle horlama, hırıltı, sesli soluma gibi belirtilerle sık karşılaşılır. Özellikle sıcak havalarda bu tür sorunlar katlanarak artmaktadır. Sıcak havalar nedeniyle rahat nefes alamamaları hem daha çok bunalmalarına hem de daha huzursuz olmalarına sebep olur. Bu yüzden eğer bir French Bulldog sahibiyseniz onu sıcak havalarda serin tutmaya, gölge yerlerde durmasına dikkat etmelisiniz. French Bulldog'lar yüzmeye pek yatkın değillerdir ve bu yüzden yüzmek isteyen French Bulldog'lar yalnız bırakılmamalıdır. Ayrıca, sıcak havalarda bol su içmeleri de solunum sıkıntılarını hafifletebilmek adına oldukça önemlidir. Ağız ve diş sorunları. Ağız ve diş bakımı bu ırk köpeklerde büyük önem arz eder. Ağız yapılarındaki farklılık, ağız ve diş problemleriyle daha sık karşılaşmalarına sebep olur. Bu nedenle günlük diş fırçalama düzenli olarak uygulanmalı ve düzenli aralıklarla veteriner hekim ziyaretleri gerçekleştirilmelidir. Asya kalça çıkığı. Birçok ırk gibi bu ırkın da yatkın olduğu ortopedik bir sağlık sorunudur. Bu sorunun ortaya çıkışında pek çok faktör olsa da genel olarak genetik, çevresel etkenler ve kilo bu sorunlar arasında en önemli olanlarıdır. Emivertebra omur eğriliği. Omurganın şekil bozukluğu ile karakterize olan bu sorunun nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Genellikle French Bulldog, Pug veya Bulldog gibi kısa burunlu ırklarda daha fazla görülmektedir. Hasta birkaç omurun etkilendiği vakalarda hiçbir belirti göstermeden gayet rahat bir yaşam sürebilir. Ancak çok daha fazla sayıda omurun etki altında kaldığı durumlarda yürüyüş bozukluğu ortaya çıkabilir. Hatta ilerleyen zamanlarda felçlere bile neden olabilir. Bazı vakalar operasyon ile düzeltilebilse bile her operasyon sonucunun başarılı olması mümkün olmayabilir. Yumuşak damak uzaması. Breitscheidlik köpeklerin ağız yapısından kaynaklanan nedenlerle yumuşak damağın uzar. Bu nedenle yumuşak damak nefes alma sırasında perde etkisi yaparak nefes almayı zorlaştırır. Nefes almanın zorlaşmasıyla birlikte nefes nefese kalma, solum seslerinde artış, horlama gibi belirtiler göze çarpar. Ayrıca kalp problemleri, yarık damak ve hipotiroidizm dışında dirsek çıkığı, diz çıkığı gibi eklem hastalıklarına da rastlamak mümkündür.